Herkese yeni bir vlogdan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir ortamdan vlog çekeceğim. Niye sürekli beni çalışırken görmenizden bence siz de sıkıldınız. Bu nedenle de böyle bir gezerken de beraber olalım istedim. Bugün hafta sonu, cumartesi, günlerden cumartesi. Evet, tarih vermeyelim, ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum çünkü. Bir de şöyle bir şey de var aslında. Bilmeyenler için hemen küçükçe bir tekrar etmek istiyorum. Çünkü bu yeni kanala çektiğim vlog var. Şöyle bir durum var. Normalde biliyorsunuz İzmir'de bir kafem var. Bu ara dönemde Şubat tatili boyunca bir haftalık bir kapatma mevzusu olduğu için biz kapattık. Müşteri yoğunluğumuzun az olmasından dolayı. Bu bir hafta boyunca da sürekli gezmeyi planlıyorum. Çünkü haftanın 7 günü günde 18 saat çalışan biri olarak bu tatil fırsatını çok iyi değerlendirmek istiyorum. Şimdi bugün tatilimin ilk günü ve güzel bir yere kahvaltıya gidiyoruz. Yaklaşık 2 gündür nereye gideceğimizi düşünüyorum. Instagram'dan sürekli bakıyorum. Nereye kahvaltıya gidebiliriz, nereye kahvaltıya gidebiliriz. Çünkü şey istiyorum, yoğun bir tempo istemiyorum şu an için. Yani en azından bugün ve yarın için yoğun bir tempo istemiyorum. Birazcık daha sakinlik istiyorum. O yüzden gideceğimiz kahvaltı yerinin de ilk aradığım özelliği böyle kahvaltıcı olmaması ve sakin olması. Bu nedenle güzel bir yer seçtim. Aslında birkaç tane alternatif vardı böyle bayağı konuştuğumuz. Ne oldu? Ben sana Antep mutfağı demiştim. Aynen, en son Antep mutfağı falan vardı. O direkt yeme içme odaklıydı ama ben biraz kahvaltıdan sonra da güzel vakit geçirmek istiyorum. Ve gideceğimiz yeri de o lokasyona göre seçtim. Bence İzmir'de olmanın en güzel yanlarından biri yaklaşık 30 dakika sonra Urla'da, 40 dakika sonra Çeşme'de olabilme imkanına sahip olmanız. Şu an Urla'ya gidiyoruz. Urla'da güzel bir zeytinli köşkü diye kahvaltı yeri buldum. Umarım beğeniriz. Ben neden bunu seçtiğimi de söyleyeyim size. Canlı, piyano ve keman var hafta sonu. Genellikle kahvaltıda canlı müzik oluyormuş. Piyano, keman. Hani ona göre lokasyonda, güne göre değişiyormuş. Okan Bey bana ayrımı soruyorsun değil mi? Bence doğru gidiyorsun da sahil yolu daha keyifli olurdu deniz kenarı olmasından dolayı. Ama buradan daha hızlı gideriz, zaten çok geç kaldık. Şöyle, normalde bizim 11'de orada olmamız gerekiyordu. Ona göre rezervasyon yaptırdım. Şu an saat neredeyse 11.30 ve biz hala yoldayız. Bir 10 dakikalık daha yolumuz var. Gittiğimde zaten tekrar konuşuruz. Çünkü yanıma çok güzel kitaplar aldım. Çok güzel bir ortama gideceğimizi düşünüyorum. Beraber tüm gün eğleneceğimiz bir vlog olur umarım. Gittiğimizde görüşmek üzere. Bence ona git elinle döndürsene, dönüyor bence. Dönmüyor mu? Hayır. Bence dönüyor olabilir. Çok güzelmiş. Bir kahvaltı mekanı olarak çok iyi değil mi? Bunu komple. Hiç beni duymuyorsun. Bak, şuraya komple benim eve alabilir miyiz? Yaşar Kemal rafımı yapacaksın. Aynen, baksana çok güzel değil mi? Tut bakayım. Bak. En sevdiğim dördüncü olabilir, biliyor musun? Bayılıyorum dördüncü kitabına. Ve ben de bu güzel bir şey. Bunu yeni aldım, daha okumadım. Okuyacağım yakın zamanda. Şurada Arda Eştanesi var, onu da okudum ve çok severim. Şey de aldım, şu Dağın Öte Yüzü serisini de aldım komple. Başka da yok. Çok güzel, aşırı güzel. Yaşar Kemal falan çok güzel, çok güzel. Bayıldım buraya, bayıldım. Kapattım. Bu şey değil mi ya, hepinizden tiksiniyorum. Aynen işte, bak kimseyle muhatap olmayacaksın. Hepsinin ayrı ayrı lokasyonda. Çardaklar. Tam Okanlık. Çoluk çocuğu da sevmiyorsun. Ben o yukarı istiyorum ya, bak tam böyle. Oraya, buraya mı ait acaba, gidilebiliyor mu oraya? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum, bak dur. Alışamadım daha, dur. Şimdi şöyle bir şey, kahvaltı sonrası o kadar güzel bir arka bahçeleri var ki biraz yürüyüş... Battım, çamura battım. Çamura battım ben.
şu an içeri almayacaklar beni. O kadar nezih bir mekana çamurlu ayakkabılarla giremem ben. Ay çok güzel ya, şu sanat eserlerine bakar mısın? Şu karşıda dünya şeklinde olanlara. Sen onu nasıl yaptın ya? Çok güzel değil mi? Abi sen kahvaltıcısın, kendine gel diyesim geliyor ya adamlara. Ya kahvaltıcı değildir adamlar, restorandır, kahvaltıcı dikte veriyorsun. Hayır canım, kahvaltı. Baksana çok güzel. Bak taş doğru yürüyorlar. Çok beğendim, aşırı beğendiğim bir yer oldu yani. Bak oranın ayrı kapısı varmış. Spor salonu var, gördün mü sen? Yok abi. Yemin ederim. Şu anda şoktayım. Ben sana söyleyeyim, burası da o adamın evi falan, buranın sahibinin evi falan olabilir yani. Yemin ederim bayağı profesyonel biri çalışıyor yalnız orada. Bu adam kendine yaptırmıştır bence bunu. Aa karşıda şey var, heykel yerleri var. Oraya da gidelim mi? Kahvaltı sonrası muazzam günümüzde devam ediyoruz. Nereye geldik derseniz, yani beni biliyorsunuz, Kaktüs Kafe'nin sahibi, Kaktüs Kitap Kulübü'nün sahibi olarak benim herhalde bu hayatta kaktüsle ilgili en sevdiğim yer olan Ünal Kaktüs'e geldik. Ben aşırı seviyorum. Urla'ya her geldiğimde mutlaka uğradığım bir yerdir. Şimdi böyle birazcık içini gezeceğim. Sizi de gezdirmek istiyorum. Özellikle kaktüsleri nereden alıyorsun, ne yapıyorsun diye soranlara da ayrıca bir cevap olmuş olsun. Genellikle kaktüslerimin hepsini Ünal Kaktüs'ten alıyorum. Çok memnunum. Çünkü başka yerde aldığınız da falan böyle hep çok erken ölüyorlar, şey oluyorlar, ama bunlar kendileri her şeyi kendileri yaptıkları için çok dayanıklı oluyor kaktüsleri. Bir de içeride o kadar yaşlı kaktüsler var ki, 100 yıllık, 150 yıllık, hatta Ünal kaktüsle yaşıt kaktüsler falan var. Kendisi de çok yaşlı bir beyefendi, böyle çok tatlı biri zaten, arada buraya denk gelebiliyoruz ama genellikle çocukları oluyor hep. Sizi de böyle gezdirmek istedim Ünal kaktüsü. Bir kaktüs sever olaraktan İzmir'deyseniz Urla'ya mutlaka Ünal kaktüse gelmenizi şiddetle tavsiye ederim zaten. Şimdi Okan dedi ki, az önce dedi 100-150 yıllık, hatta Ünal işte amcayla aynı yaşıt deyince Ünal amca 150 yıldan yaşlı olmuş gibi oldu dedi. Hayır, öyle demek istemedim aslında. Bir keresinde biz geldik, kendisiyle fotoğraf çekilirken şu kaktüs benimle yaşıt, aynı yaştayız dedi. Gelin onunla fotoğraf çekilelim dedi. Ben o yüzden dedim. Ama şimdi size Okan, istiyorsan arkama gel, şu girişin güzelliğini göstermek istiyorum. Bir dakika. Ya o kadar büyükler ki anlatamam size. Okan gel, seni yan yana koyalım. Ya ben şunlara, işte bunlara bayılıyorum ya. Evimin olursa bahçeli, bunları bahçeye koymak istiyorum. Bu ananas mı? Ya şunlar benim boyumun iki katı. Şu an ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Bu ananas mı? Şunları zaten göstermek istemiyorum. Bunlar kaç metre? 4-5 metre var mı Okan? Var. Fazla bile olabilir. Çok güzeller ya. Bak şurayı da göstereyim, şu tarafında. Burada biraz daha botanik kaktüs ağırlıklı. Şu benim saksıdaki kaktüsün aynısı değil mi Okan? Sadece bir 170 kat daha büyüyor. Ama şey diyor, sen buraya giremezsin. Neden? Çünkü diyor kaktüs seralarına girmek çocuklar için tehlikelidir. Ellemeyeceğim ki ben, söz verdim. Söz mü? Yani o kadar güzel ki, o kadar güzel ki şu ortam. Ya muazzam değil mi? Allah'ım kafayı yiyeceğim şimdi. Şu karşı taraflara baksana, çok güzel. Çok güzel. Niye acaba? Seri olduğu için olabilir mi? Pardon. Ben şuraya gideceğim. Şimdi o taraftakiler çok pahalıydı. Tabii 10.000 20.000 civarı. Şimdi biz buradan küçük olanlardan, kendi bütçemize uygun olanlardan alacağız. Bunlar böyle mesela şuralar 20 TL. İşte şurası mesela 35 TL'likler var. Hepsinin böyle üzerlerinde zaten fiyatları yazıyor. Şöyle daha göstereyim. Bu taraflarda var tabii ki. Okan'a arkaya şey aldım. Normalde orada girsen kasanı alıyorsun. Beğendiklerini içine koyuyorsun. Orada gidiyorsun, ödüyorsun. Ne o? Gösterelim hatta şöyle. Şöyle bir şey işte, bunu alıyorsun oradan girişte. Bunun içine dolduruyorsun. Ondan sonra da beğendiklerini kasa oradan çıkışta ödüyorsun. Çok tatlılar zaten. Her konuda çok yardımcı ediyorlar. Okan az önce diyor ki böyle huzurlu bir işim var ya diyor. Okan bu arada ilk defa gelmiş buraya. Normalde ben herkesi getiririm de Okan'la hiç gelme fırsatımız olmamış. Aşırı güzel bir yer zaten. Şu kısım bak, full kaktüs ve çok güzel. Bak şunlar 30. Sen hangisinden istiyordun? Şu beyaz tüylülerden mi istiyorsun? Karışık var mı? Okan şu beyaz tüylülere sardı. Çünkü bunun büyükleri o kadar güzel ki.
büyükleri çok güzel olduğu için. Bak o tarafta da daha büyükleri ne var. Ne zaman da benimle aynı boyda olur? Büyük ihtimal senin torunun görür. Onların o kadar pahalı olması büyüklüğü değil, yaşı biliyorsun değil mi? Kertenkele dayanıyordun, korkarsın değil mi? İnanılmaz kertenkele, Arizona kertenkeleleri burada arkadaşlar. İnanılmaz büyük kertenkeleler var. Dur kelime çekeyim. Aşırı büyük böyle değişik hayvan önce, cinsleri var. Az önce sayılmaya korkma diyorum. Neyden korkman gerekiyor? O sırada üzerimde kertenkele geziyor. Yok yok, üzerimde gezmiyordu. Büyük ihtimalle üzerimde gezseydi deyip gitmiştim. Gel şu taraftaki. Şimdi kendimi çektim de sen gözükmedin, merak etme. Gel, burada büyükleri var. Ben seni o yüzden buraya getirdim. Bak burada büyükleri var Okan, istiyorsan. Biz seçelim. Seçtiklerimi zaten size mutlaka gösteririm. Şu an Ünal, gördüğünüz gibi konuşamadım, pardon. Şu an Ünal hala konuşamıyorum. Şu an Ünal kaktüsü terk ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine Allah'ım yarabbim girdim ve olabildiğince zararlı çıktım. Zaten milyon tane kaktüsüm varken gittim, yine arabada yer yok. Şu an bagaj full toprak, çakıl, taş dolu. Arka taraf kaktüs. Görebiliyor musunuz? Şu arka tarafın halini görseniz kafayı yersiniz. Okan kafayı yemek üzerinde zaten. Çünkü zaten arabası küçük olduğu için bir şey taşımayı sevmiyor. Şu an taşıyabileceği en kötü şeyi taşıyor. Toprak ve taş. Hiç mutlu değil şu anda. Hiç mutlu değil. Ama buraya kadar gelmiş. Aha, ördekler var. Buraya kadar gelmişken kafenin bütün bitkilerin topraklarını değiştirmek istiyordum zaten uzun süredir. Vitamin, mineral takviyesi falan yapmak istiyordum. Bunları da aradan çıkartayım diye buraya kadar da gelmişken güvenilir bir yerden de almak istiyorum. Düz gidince yola çıkıyorduk aşkım. Yol yok artık. Hiç geri dön, buralara girme bence. Onların hepsini aldım şu anda. İyi oldu, aradan çıktı. Sizinle birlikte kafedeki bütün bitkilerin hepsini, topraklarını değiştiririz bir gün. Güzel olur. Şimdi biz bir sahil kenarına gidelim, yürüyelim, yediklerimizi eritelim, nefes alalım, deniz görelim diye. O tarafa doğru yolu aldık. Bir de şöyle bir şey var. Ben şimdi İzmir'de yaşıyorum ya. En son ne zaman denizi gördünüz deseniz böyle 3-4 ayı sayarım yani. Buca olduğu için, Buca İzmir değildir. Bunu net bir şekilde ifade edebilirim. Buca İzmir değildir. Böyle aylarca denizi görmediğim çok oluyor. Şu anda böyle bir deniz kenarında yürümek istiyorum. O yüzden de bir şöyle sahile doğru birazcık yol alacağız, yürüyeceğiz. Güzel temiz hava. Sonra da güzel bir kafe var burada. Uzun süredir Instagram'dan keşfettim bu arada. Uzun süredir gitmek istiyordum. Eğer böyle bir sıkılmazsak, saat de geç olmazsa oraya gideriz. Birer kahve içip kitaplarımızı okuruz. Öyle de günümüze devam ederiz diye tahmin ediyorum. Şimdilik sol aşağı. Ama orada bir köpek var. Hayır, köpek istemiyorum. O köpek benim olmalı. Hayır. Gördüğün her köpek senin olamaz. Tasması yok. O abi. Barınak değilsin sen. Hadi. Güzel mi seçim? Güzel çıkıyor muyum? Sana bir sürprizim var. AVM'ye çıkamayacağım. Neden? Yanlış yoldayız çünkü. Tam düz Narlıbahçe'ye gidelim. Narlıbahçe. Narlıdere'ye, fark etmez. Narlı bir yer. O zaman hiç oyalanmayalım, oraya gidelim. Başlıyorum vloguma. Hazır mısın? Yeni bir günden merhabalar. En son sizi Urla'da tatilimizden sonra bugün, yani yeni bir günden ağırlıyorum diyebilirim. Şu an için planımız tiyatroya gitmek. Akşam bir tiyatro planımız var. Çok ani gelişen bir haber oldu bizim için de. Şöyle gerçekleşti. Hemen küçük özet geçiyorum. Ben evde mışıl mışıl yatarken, mışıl mışıl diye böyle pineklerken birden ok ne oldu? Gidemeyeceğim. Nasıl gideceğim ben sonra? Çağ dönüp Narlıbahçe'ye doğru gidelim işte. Orada hiçbir şey yok. Yani şehitlik var, Atatürk Kültür Merkezi var, bu kadar. O cadde hani sahil kısmı var ya, o yüzden. Şey, balık gemi satan yerler var. Güzel olur mu senin için? Yok hayır, İlginç ben sana dedim ya, bir sürü kafeler var diye, bak adatlarına, sahil evler kısmına. Bana fark etmez yani. İstiyorsan şuraya koy. Şuraya koyarım. Açık söyleyeyim, çok kötü yani. Yani kötü dediğim normal bir sahil. Tamam, buraya bir yere koy arabayı. Ne diyordun? Unuttum. Sinemaya, tiyatroya tiyatroyu. Ben çok mu parlıyorum acaba?
acaba? Biraz mı parladım? Neyse, tiyatro olayını anlatıyordum. Ben evde pinek derken birden bir mesaj düştü. Selda'cığım, canım Selda'cığım yazmış ki, Saymi'cim nasılsın? Ben de iyiyim dedim. Ondan sonra o söyledi ki, iki tane arkadaşımızın tiyatroya gidecektik ama onlar Covid oldu. Yerine hani iki biletimiz var, gelmek ister misiniz Okan'la diye. Ben dedim ki seve seve ama yine de bir Okan Bey'e formaliteden sorayım dedim. O da tamam dedi. Hemen Okan'a sordum. Okan da okeydi, okeyledi ve şu anda tiyatroya gidiyoruz. Narlıbahçe'de güzel bir tiyatro. Narlıdere'de güzel bir ne bileyim ben o tarafları çok bilmiyorum. Oralar zengin semti. Ben oralara çok gitmedim. Biz Bucalıyık kardeş. Neyse biz de tiyatro oyununa gideceğiz. Ama şu anda Okan okuldan çıktı ve aç. Çok aç. Bir AVM'ye girip yemek yiyeceğiz ya da herhangi farklı bir yerde. Yani yemek yenilecek bir yerde yemek yiyeceğiz. Ben bütün gün evde olduğum için tabii ki kendime bir şeyler yapıp yedim ama Okan çok aç. Ama ondan önce şöyle oldu. Ben Okan'ı beklemekten sıkıldığım için böyle 3 gibi falan evden çıktım, bir AVM'ye gittim Optimum'a. Kendime de pantolon almak istiyordum. Lakin neden pantolon almak istiyordum? Çünkü o kadar çok şişmanladım ki hiçbir pantolonum bana olmuyor. Yeni bir pantolon alayım dedim. Sonra yeni denediğim pantolonların hiçbirini beğenmedim. Çünkü giydiğim her şey bana çok şişman oluyor. Ama aslında çok şişman olmuyor. Ben çok şişmanım. İşte hiçbirini beğenmediğim için kafayı yedim ve hiçbirini almadım. Sonra da en sonunda dedim ki neyse Okan'ın daha çıkmasına 2 saat var. Ben şuradan gideyim, güzel bir ince kitap alayım, bir kahve alayım. 2 saat boyunca böyle AVM'de boş vakitte bitirmelik bir kitap videosu tarzında da hem de güzel bir içerik olur bana diye düşündüm. Sonra ben kitabımı seçerken birden bir telefon çaldı. Okan dedi ki benim toplantım iptal oldu, çıkıyorum. Tamam dedim. O dedim Okan çıkıyorum dediyse de yine de 1 saat 15 dakikada yol olsa da 1 saatten önce gelmez. Ondan sonra hemen neyse dedim ben her halükarda kitabımı alayım başlayayım. Okan 1 saatten önce gelmez. Daha sonra aldım kitabımı ve başlamaya başladım. Hangi kitap aldım diye sorarsanız şöyle Stan Zweig'den Saf Mendel diye bir kitap aldım. Şu an için çok çok keyifli gidiyor. Şimdi Okan'la yemek yeriz, sonra bir yere kahve içmeye gideriz, sonra da tiyatroya geçeriz diye tahmin ediyorum. O kahve içmediğimiz kısımda belki Okan çalışacak olursa bilgisayarında ben de kitabımı bitirme şansı olurum ya da sohbet ederiz şu an için. Bilmiyorum. İlk önceliğimiz Okan'ın karnını doyurmak. Neden? Çünkü aç olduğu için sinirli. Sinirli olduğu için agresif. Agresif olduğu için de agresif. Kompleksli. Recep Edik senden daha iyidir. Bir şey diyemeyeceğim o konuda. Şimdi bir de giremedik AVM'ye oraya yollar karışık olduğu için. Yolun ortasına bırakıp yürüyeceksin. İki durum yaptırıp gelecek. Neyse biz Okan Bey'in karnını doyuralım. Sonra zaten tekrar tiyatro için konuşuyor olacağız. Mersin'i ciğer. Ah aslanım benim. Ama bak kokun. Kokun hiç değişmemiştir. Gel. Aman. Üzülmek yok. Zaten yeterince üzmüş seni o hergele. Kim? Ben. Kim olacak? Bu muazzam hortlak ışığıyla bu videonun bitirişini yapmaya geldim. Şu an tiyatrodan... Arkada müzik çalıyor. Telif gelecek bana sonra. Şu an tiyatrodan çıktık ve inanılmaz güzel, keyifli bir tiyatroydu. Tiyatromuzun ismi? Ağaçlar ayakta uyur. Ölür. Ağaçlar ağaçlar ayakta ölür. Seni ve bizim, dedim biliyor musun diye. Ve bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu başrolde oynuyor. Kim oynuyor? Dudu Peri. Dudu Peri. Abone Allah'ım. Ve dram olduğu için birazcık inanılmaz güzeldi. Özellikle sonunda böyle ağlayacağım, gözlerim doluyor. Yandaki hanımefendi böyle sümküre sümküre ağladığı için ağlayamadım, odaklanamadım. Ama bildiğiniz ağlayacak durumuna gelmiştim. Çok çok beğendim. Ben zaten genel olarak tiyatro oyununu, o canlı atmosfer, böyle o oyunculuk yetenekleri, insanların o role girmesi falan çok hoşuma giden şeyler. Böyle ilk hatta başladığında, ilk karakter sahneye çıktığında böyle gözlerim dolmuştu böyle. Hazırdım yani, müsaittim her şeye. Her neyse şu an tiyatrodan çıktık. Çok güzel bir gün geçirdim. Çok çok güzel bir hafta oluyor benim için tatil açısından. Yani uzun süredir tatil yapmayınca böyle bir hafta boyunca tatil yapacağım için keyifli zamanlar geçiriyorum. Şimdi de yakıtımızı aldık. Evimize doğru gidiyoruz. Okan Bey yavaş gidiyor çünkü son zamlardan sonra. Bak yokuş aşağı verdin, eve kadar gaza basmamış. Şey, kontak kapat. Az önce yakıt aldı. Ve küfrede. Kredi çektim arkadaşlar. Artık araba kullanmak gerçekten çok büyük bir
lüks oldu yani. Gerçekten çok büyük bir lüks oldu ya. Bildiğin çok büyük bir hayır, lüks. Hayır, yokuş çıkıyoruz şey diyorsun ya, az önce bir ağaç bizi geçti yani. Gerçekten ilerleyemiyoruz. Ya, gerçekten ya. Az önce bir ağaç bizi geçmişti. O kadar. Şey almış Ekomo'da buradan bakıyor puanına. 4.9 harcamışım, 100 puan. Hayır devir atamam falan filan diye kafayı yedi. Olabildiğince minimum yakıt harcayaraktan geçirmek istiyor. Her neyse, ben de videomuzu yavaştan bitireyim istedim. Yeni vloglara başlamak için yeni konular lazım. Yarın da yeni vlogumuza başlamak için yeni bir konumuz var. Umarım güzel, severek izlediğiniz bir şey olmuştur. Macera, adventure. Vlog olmuştur. Vlog. Bilmiyorum neler çektim. Şey editlediğimizde montajda göreceğiz artık. Biz gecenin sonunu şu an eve giderekten mi bitireceğiz? Yoksa Okan Bey bana waffle mı ısmarlayacak? Bilmiyorum. Bilmiyorum. 100 kilometrede kaç yakacağım? Bir bakayım duruma göre. Paramız kalırsa. 80 kuruş zammı bir hesaplayayım kafama göre. Oradan arttırabilirsin. Aynen, paramız kalırsa. Bir 50 TL'miz çıkarsa waffle yiyeceğiz. Sen yiyeceksin 50 TL'ye. Sadece ben mi yiyorum? Maalesef. Bir çatal veririm sana. Bundan sonra da güzel bir akşamımızı da tamamlamış oluruz. Yani. Bu videonun emojisi. Hep gülerim hem ağlarım. Aynen, bu videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya. Hem gülerim hem ağlarım, işte o var ya. Zeynuşan'ın en sevdiği, yok yakışan'ın en sevdiğim de bir emoji var böyle. Ben bilmiyorum. Ağlıyor böyle, gülüyor ama gözlerinden yaş gelene kadar gülüyor. Anladım anladım, şu yanlarından böyle gülerken ağlayan emoji. O zaman bu videoyu buraya kadar izleyen herkes o emojiden bırakırsa, ben buraya bu yerlere bırakıyorum. Mutlaka yorumlarınıza geri dönmüş olacağım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki vloglarımda görüşmek üzere diyorum. Umarım vloglarımı seviyorsunuzdur. Umarım bu kanalı seviyorsunuzdur. Yeni kanal biliyorum birazcık farklı oldu hepimiz için. Ama bu süreci de, bu alışma döneminde çok güzel bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Şu an yağmur başladı. Yavaştan videoyu bitirmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni bir taktik bu. Ne? Yağmurda kayarak gitmek mi? Tabii, yerler ıslak olunca sürtünme kasayısı azalıyor, ona göre alabiliriz. Ama bu doğru bir şey. Lastik basıncını da arttırırsan yere yapışmayı azaltıyorsun. Evet. Arkadaşlar sineği sıkıyoruz. Ona o zaman şey, süspansiyon sistemi de kaldı. Tabii, o bütün şey oraya gidiyor. Tabii canım. Bütün enerjiyi ben sönümlemeye harcıyorum. Sönümlemeye harcıyorsun, gereksiz bir enerji kaybı. Bir şey söyleyeceğim, yürüyerek gidip gelelim. Çok mantıklı. Ya bu rüzgar direnci problem. Rüzgar direncini yenebilsek. Aynen aynen. Bilmiyorum. Toplu taşımayla gidebileceğimiz bir yerde değil ki. Uçan araba. Ben mesela sabah toplu taşımayla gittim AVM'ye. Minibüse bindim. Daha pahalı. 10 lira vermişsin minibüse. 4 lira verdim. 4 lira çok iyi. Yürüsen daha fazla kalori etkisin. İyi bir şeymiş. Yürüseymişim keşke. Yağmurlu hava diye yürümedim de. Ama yürüyeceğim bir mesafe değil ya. Yani 4 liraydı minibüs. O yüzden ona 4 lira verdim. Her neyse, şu an yine bir ağaç bizi geçti. Aynen. Bakayım. 80 kuruş zam gelecek diyorum kızım. Neden inanmıyorsun? Bilmiyorum. Neyse. Next.